Merhaba arkadaşlar. Bugün Karavan Park'ta kendimize yine iş çıkardık. Sizle de yaptığımız işlemi paylaşmak istedik. Cebinizden fazla para çıkmasın. Şimdi ne yapıyoruz? Bir bakalım. Nihat abiyle de bir fikir alışverişi yapalım. Şu an işin başında. Selam abi. Merhaba. Nasıl gidiyor abi? Vallahi güzel. Yine başına yine bir şeyler ördüm. Ördüm, evet. Ama iyi oldu. Hem bizim için tecrübe oldu. Hem de ihtiyacı olan arkadaşlar için de tecrübe olur. BMW'lerdeki elçi kısıtma sorunu. Evet. Bir şekilde bir tanesine şu anda bir tamir ettim. Oldu mu olmadı mı diye şimdi kontrol edeceğim. Diğerini detaylı olarak birazdan size hem yaparken, tamir ederken hem de olursa olmazsa da yenisini takarken bir videosunu çekelim, gösterelim. Şimdi arkadaşlar, ben de 2010 model bir BMW 1200 GS var. Yaklaşık 3-4 yıldır severek kullanıyorum. Ankara'dan, pardon İstanbul'dan bir arkadaşım da, onunla da sonradan gerçekten samimi olduk. Çok düzgün bir adam çıktı. Cherokee vardı bende, 4.7 2001 model bir Jeep vardı. Ankara'ya götürdüm, Jeep'i bıraktım, motoru aldım geldim, kafa kafaya takas ettim. Motor 50.000'deydi, 50.000 küsürdeydi aldığımda. Borusan'da ilk bakımlarını yaptırdım ve keyifle biniyorum. Nihat abi sende ne var şu anda kullandığın? F800 GS arka tarafta. Nasıl abi, memnun musun? Tabii 1200 kadar olmasa da güzel bir makine, Rotax, evet. Bir makine. F800'ü 95 beygir. Güzel. Tek silindir mi makine? Yok, çift silindir. Çift silindir. Yine çift silindir. Boxer değil. Boxer. Tek farkı o. Sıralı çift silindir. Boxer BMW'nin orijinal kendi motoru. Bunları dışarıdan alıyor BMW. Evet. Rotax'tan. Bu arada ben tek silindir biliyordum. Bak çift silindirmiş. Hiç dikkat etmedim. Yani 2000, dışarıdan bakıldığında gerçekten şey görünüyor arkadaşlar. 2005'e kadar, 2005 oda modele kadar tek silindir. Ondan sonra. Aklımda oradan kalmış çünkü. Hemen şöyle bu arada kahvemiz de olmuş. Kahveyi de altını kapattık. Şöyle bakınca arkadaşlar motosiklete tek silindir olarak görünüyor ve bu kadar zamandır ben tek silindir biliyordum. Şimdi BMW'de nasıl söyleyeyim, güzel bir özellik elcik ısıtma. Uzun yola gidiyorsanız, özellikle kış aylarında soğuk bir memlekette de yaşıyorsanız gerçekten çok gerekli. Şimdi bakalım. Diğer tarafta montajı nasıl yapıyor Nihat abi? Hem biraz muhabbet edelim. Nihat abiden de bahsedelim. Yaklaşık 30 küsür ülke gezmiş bir abimiz. Seneye de onunla alakalı böyle güzel bir plan program yapacağız tabii ki. Ve donanım olarak da biliyorsunuz ki bu karavanları da Nihat abiyle birlikte yaptık. Nihat abinin emeği, çok büyük emeği var. Ve teknik anlamda bu tarz işlerden inanılmaz anlıyor. İnanılmaz zeki bir adam. Kabiliyetli bir adam bu anlamda. Şimdi motosiklete odaklanalım. Evet, şimdi sol tarafa geçtik arkadaşlar. Bu arada sağ tarafın testini de yaptık. Şimdi sol tarafı 55 torkla ilk önce vites tokazlarının oradaki vidaları söküyoruz. Önce takozlar çıkıyor arkadaşlar dışarıya. Evet. Test takoz, denge takozları bunlar, yarı buçuk 150-200 grama yakın ağırlık. Evet, yani bayağı ağır onlar Nihat abi ya. Dengeyi sağlasın diye. Evet. Arkadaşlar çok dikkatli şekilde sökmek gerekiyor. Bunların içinde kömür var dedin değil mi, evet, Nihat kömürlü abi? Kömürlü ısıtıcı. Kömürlü ısıtıcı. Evet. Yani bunları kırdığınız takdirde söküp takarken ya da kırılacak zaten, sökülür. Sol taraf zaten şeydi ya Nihat abi. Sadece şu kabloyu şey yapabilirsek, zarar vermeden çıkartabilirsek sanki harika olur. Ben şöyle ayak altından çekileyim. Evet. Kopmuş mu? Var mı herhangi bir şey? Şu anda yok. Şimdi lehimle hemen ayırayım. Evet. Şurada lehimi oraya koydum. Ben de. Şu
Şimdi arkadaşlar bu arada size şundan bahsedeyim. Bir normal plastik olan LG ısıtmalar var. Şu LG'nin içerisinde olan. BMW'lerde de genelde yurt dışında olan AliExpress gibi sitelerden aldığımız şöyle bez olarak geçiyor değil mi bunlar Nihat silikon abi? Yok, bunlar aynı esasında rezistanslı. Şuralarda şu gördüğümüz yerlerde kömür var. Kömürümsü evet. Bir malzeme var. Öyle olunca ısınıyor. Şimdi BMW'lerdeki orijinali bu. Normalde olan bu. Yani genelinde çünkü evet. Şey yok. Evet. Mesela arkadaşlar şuna bakın. Bunun şeyleri çok ince. Ve bu çok kalın. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimalle bunda kırılmalar olduğu için bu artık özelliğini yitirmiş ve ısıtmıyor. Şimdi bunu nereden aldım? AliExpress'te 400-500 TL, 200 TL, 150 TL değişiyor. Ama hiç aksiyona girmeyin. Trendyol'da bu ürünü 99 TL şu anda. Bugün ayın kaçı abi? Tarihten de 5 Aralık Pazartesi 2022 güncel kalsın video. 99 TL'ye Trendyol'dan alıp motosikletinize bunu gönül rahatlığıyla takabilirsiniz. Test ettik, denedik. Sağ taraf harika ısıtıyor. Şimdi sol tarafında montajını yapacağız. Nihat abi önce ben şöyle geçeyim mi abi? Şuradan daha rahat bir açıdan seninle de biraz muhabbet edelim. Şuradan lehimleyeceğiz bunu. Nihat abi şimdi motosiklet serüvenin nasıl başladı? Bir yandan da biraz muhabbet edelim böyle. Motosiklet çocukluktan vardı. Mobiletle başladık. Mobiletleri çift silindir yapıp Apache gibi üstüne binenler var, yatanlar var ya. Evet, işte evet. Onların bir versiyonuyduk. Bak. Ama şey değil mi? Yani senin zamanında bu kadar şey değildi. Yani sokakta değildi hikaye. Değil. Yani sokakta olacak şey de yok. Trafik de yoktu zaten. Bu kadar trafik de yoktu. Öyle olunca sıkıntı yoktu bu kadar. Ama şimdi maalesef hem trafikte şey yok. Öyle olunca öyle apaçiliğe artık gerek yok. Evet. Peki Nihat abi kaç ülke gezdik? 33. 33 tane ülke gezdik ve motosikletle. Evet. Motosiklet şeytan işidir. Motosiklete binmeyin diyenlere ne demek istersin? Tam tersine motosiklet ruhu apayrı bir olay. Motosiklet sayesinde bu kadar ülke gezebildim. Niye diyeceksiniz? Motosikletin her ülkede bir popüler bir yaklaşımı var. İnsanlar tarafından. Onlar size daha sempatik geliyor. Motosiklet. Evet. Öyle olunca her ülkede olumlu bir şekilde size yaklaşıyorlar. Öyle olunca hiç zorluk yaşamadık. Hiç sıkıntı da yaşamadık. Dediğim gibi Çin'den tutun Avrupa'nın her ülkesi. Kuzey Kutbu'na kadar North Cape'e kadar gittik. Bayağı bir yol yaptım diyorsun abi. Afrika'da Mısır, Suriye, Ürdün, oralar. Evet. Motosikletin sayesinde. Araba olsaydı bu kadar keyif almazdım hem diyorsun keyif ha abi. Almazdık hem de bu kadar rahat edemezdik. Şimdi uçları lehimleyeceğiz. Lehimleyeceğiz. Bağlamıyoruz. Niye bağlamıyoruz Nihat abi? Çünkü ısıdan dolayı hem hareketli parça burası sürekli. Öyle olunca tekrar kopabilir. Oksitlenebilir. Oksitlenir. Bu tarz şeyleri de göz önünde bulundurmak lazım evet. Bir de şu malzemeyi kullanıyorum. Daralan makaron. Bu ısıyı görünce daralıyor. İyice de çünkü bunu tekrar bantlarken falan ne kadar da olsa gevşek oluyor. Ama o hem daralınca, ısınınca, ısıyı görünce daralıyor. Daha iyi sıkıyor. Bunu bir lehimleyeceğiz. Lehimimiz orada. Pastamız getireyim mi abi? Şurada, şuraya koymuştum. Arkadaşlar bu da pasta.
lehim yapmadan önce lehim yapacağınız yere biraz sürüyorsunuz ve orada lehimin kalmasını sağlıyor. Nihat abi emekli oldun. Mesleğin neydi abi? Devlet Demiryolları'nda vagon teknisyeni. Vagon teknisyeniydin. Evet. Arkadaşlar bu bindiğiniz trenlerdeki, bindiğimiz trenlerdeki vagonları Nihat abi yapıyordu. Doğru mu? Elektrik, klima, ona benzer her şeyi baştan aşağı. Şimdi el yatkınlığı oradan geliyor abi. Ha? Doğru mu? Doğrudur tabii. 13 yaşından beri. 13 yaşından bu yana. Demiryolları'nda elektrikçi. Şu abi aradığın lehim burada. Arkadaşlar yakın zamanda burada şimdi Instagram'da da YouTube'da da karavanları tanıtmadık. Karavanları yaptık. Arkadaşlarımız o süreçlere şahit oldu Nihat abi. Ama bitiş videosunu çekmedik değil mi? Gerçi biz de yeni. Çünkü bitmedi. Gerçekten bitmedi arkadaşlar. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani bir tarafı yapıyorsunuz bir taraftan bir şeyler çıkıyor. Yani bu hani göç gide gide düzelir dedikleri olay bu. Çünkü evin içine yerleşiyorsunuz oradan bir şey çıkıyor aa şurayı da mı böyle yapsaydım aa burayı da mı böyle yapsaydım derken ilerliyorsunuz ama şu an şöyle size kıyıdan köşeden böyle bir göstereyim. Evet şöyle şu an test yaptı. Sağ taraf çalıştı. Sol tarafta ısınmış. Kontağı kapatalım. Bu ara bende hastalık oldu abi. Kontak unutuyorum ya. Geldiğimde yeni unutmuşum. Bir yarım saat falan oturdum şurada. 45 dakika kontak açık kalmış. Yiyince anladım diyorsun. Evet. Ama şey abi bizim artık kaderimiz ya. Bu yani başımıza mutlaka böyle güzel şeyler. Bak garip ya da kötü demiyorum. Güzel şeyler gelecek yani. Gelecek mi? Niçin? Bu işin içerisindesin ve sürekli motosiklet kullanıyorsun, aktivite yapıyorsun. Sürekli yapınca %1 bile o ihtimal olsa o da seni bulur yani mutlaka bulur evet. Yani. Adam 10 senede bir, 4 senede bir veya senede bir defa motosiklete biniyor. Onda böyle bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş Nihat abi olayı çözdü. Şimdi toparlayacağız. Testini de yaptık. O arada ben bir kahve doldurayım. Görüşürüz evet, birazdan. Evet. Şimdi ne durumdayız abi? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Rezistansı yerleştirdik. Alt kısımda. Şöyle yakından gösterelim abi. Çıkartayım diyeceğim de şunu. Tamam. Bunu rezistansı yerleştirdik. Kenarlarından bantladık. Daralama. Bantı mutlaka yapmamız gerekiyor. Aynen o yerinde şunu takarken zorluk çıkartır çünkü. Tamam. Bu nedir abi? Bu da daralan makaron deniyor. Makaron. Makaron. Isıyı görünce bu şimdi birazdan videoda göreceksiniz. Isıyı görünce gönder. Kendi kendine daralıyor. Şöyle. Evet. Ve tertemiz bir görüntü oldu şu anda. Şimdi evet. Şöyle yakından çekeyim. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz daralmaya ve gidonun şeklini almaya başladı. Üç kısımlardan daha iyi anlarsınız. Evet, sanki orijinal Borusan çıkışlı oldu değil mi abi şimdi? Şöyle şuradan da bir açıdan alayım abi. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an etrafta ne bir kablo var ne bir görüntü var. İnanılmaz temiz bir görüntü oldu. Şimdi sıra Elcik'te. Dikkatlice bunu da yerine yerleştiriyoruz. Aslında bunu en güzeli
deterjan. Evet. Var var abi. Şeye uzanı var. Orada hemen. Gir gir. Gir Nihat abi öyle ya. Evet. Deterjanla şey yaptık. Daha kolay giriş yapsın diye. Birazcık deterjan böyle sürerseniz arkadaşlar. En azından kayganlık açısından. Buraya da zarar vermeden. Bakın şimdi. Tek kalemde. Hop. Şurayı şöyle biraz açabilirsek Nihat abi. Nasıl? Gerek var mı? Yok. Yok, tamam, oturdu yerine. Çok iyi. Çok iyi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Takozumuzu takıyoruz. Peki Nihat abi, arkadaşlarımıza önerin nedir bu durum için? Gidip Borusan'da mı bu işi çözsünler? Ya ilk önce tabii çözülebiliyorsa kendileri çözsünler bu şekilde. Çözülemiyorsa yapılabilecek başka bir şey yok. Servise gitmesi gerekiyor. Özellikle modelli yani, araçlar için. Mecbur gidecek. Garanti kapsamındaysa. Garanti kapsamında onu bozmamak için. Çünkü ama belli bir yaşın üstündeyse. Bizimki gibi. Çözümü de sonuçta 100 lira, 120 lira, 150 lira, bilemedim 200 liraya çözülüyorsa gidip de 2,5-3 milyar vermeye hiç gerek, yok. Arkadaşlar şimdi kargosu da ücretsiz 99 TL. Şimdi bu adamlar da kazanıyor. Orası da kazanıyor. Doğru mu abi? Doğru. Peki motosiklet kullanan arkadaşlarımıza önerilerin nelerdir? Öneri çok. Trafikte. Kısaca böyle dikkat etmesi gereken, özellikle şu anki yeni nesil genç kardeşlerimizin 250 cc ve üstü olanlar için. Ya mümkün mertebe şehir içerisinde motosikleti kullanmasınlar. Trafiğin az yok. Bunu gezme, keyif aracı olarak kullandıkları için daha çok dışarıda, eğer hız yapacaklarsa da otoban gibi yerlerde yine sınırlarda kalmak şartıyla ve 3 nokta sürekli kontrol, gelene geçene olabilecekleri bir sonraki hamlenin ne olacağını düşünmeleri lazım. İyi evet. Eğlenceler. İyi sürüş. Abi eline koluna sağlık. Motorumuz da tamam arkadaşlar. Şimdi bir kontak basıp tekrar kontrol yapacağız. Bugün buradayız. Motorun işini bitirdik. Şimdi Nihat abininkine geçiyoruz. Herkese selamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım Azmi Altı ve Erdoğan. Onu da takip ederseniz mutlu olurum. Görüşmek üzere.